Vurgulu makarna, yoğurtlu sarma saklı yapacaksın. Bu yaprak sarması, bunu da al. Nohut haşlama. Kuskus, kuskusu da al. Arpa şerbesi, bundan da çorba yapacaksın Safiye. Bu nedir? Mantı çok güzel. Ya babacığım, bir dakika sakin olabilir misin? Ne bulursan alıyorsun. Aa, vallahi kızcağım doğru söyler Osman. Sanki kıtlıktan çıkmış gibi alışveriş yaparsın be adam. Safiye, zaten sana kızgınım. Dün gece beni sahura kaldırmadan oruç tutturursun. Hadi doldur damak, doldur damak. Tamam babacığım, dolduruyorum babacığım. Kuru fasulye yapardım ya. Aa, muzlara bak, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Güzel olan uyar, Çengelköy uyarı bak. Müdürüm, 9999. müşterimiz de şimdi geçti. Arkadaşlar, 11. şanslı müşterimiz birazdan geliyor. Kutlama için hepimiz hazır mıyız? Hazırız müdürüm. Her şey söylediğiniz gibi hazırlandı efendim. Tamam. Ben şanslı müşterimize hediye çekini verirken kamera kayıtta olacak ona göre. Kayıttayız zaten müdürüm. Çok güzel. Hadi saklanalım, o zaman sürpriz yapacağız. Rumeli'nin şişmanı Osman Ağa düşmanı. Benim aldıklarımı geri koyarsın öyle mi? Şimdi de koy da görelim bakalım. Ay Osman, sen bırakasın şunları, yedim ya. Yani iftarda konserve mi yiyeceksin? Sen delirdin mi bir adam? Babacığım, bırakır mısın şunları ya? Siz karışmayın işime be. Pişt, işe yaramaz. Ne kadar kaldı iftara? Daha 11 saat var baba. Çok varmış be. Ben nasıl dayanacağım buna be? Paraları ödeyelim de gidelim hadi. Hırsız mısın, uğursuz musun, yankıcı mısın, katkatçı mısın ya? Vallahi yalattıracağım şimdi Şamar'a. Sakin. Yanlış anladınız beyefendi. Ben bu süpermarketin müdürüyüm. Müdür mü? Kravatınız var, ben tanıyamadım yani. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet beyefendi, marketimizin 10.000. müşterisi olarak hediye kazandınız bizden. Hediye, bir. Ne kadar güzel ya. Ben senin kravatından çok önemli bir adam olduğunu anlamıştım zaten. Ya yaşasın, hediye kazanmışız. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ay teşekkür ederiz de müdürüm. Acaba ne kazandık? Aman anne. 11. müşteri diye 2 kiloluk deterjan verecekler, o kadar. Yersen. Hayır efendim, ailenizle birlikte tam 1 hafta Amerika tatili kazandınız. İnanmıyorum, inanmıyorum. Yaşasın. Amerika. Çok teşekkür ederiz ya. Nuri kardeşlik, Osman Ağa Amerika'dan sana ne getirsin? Amerika nereden çıktı ya? Biz Amerika'ya tatile geleceğiz be. Eyvah Nuri baba, bir yandan aşırı sıcaklar, öbür yandan oruç, bir de bünyede zaten var olan delilik mayası, hepsi böyle harmanlanınca Osman Ağa devreleri yaktı. İyi arkadaşımızdı, yazık oldu. Osman Ağa vah sana. Ben tarifim. Acilen şey, ara akıl hastanesini bir ambulans göndersinler. Tamam abi, ayarlarım. Devreleri falan yakmadı Sinan abicim. Gerçekten Amerika'ya gidiyoruz. Arifim tarifim. Ambulans duble oldu lan, 2 tane göndersinler. Tamam, duble. Ya Osman abi, gerçekten Amerika'ya gitmiyorsunuz değil mi? Yani biz mi eğleniyorsunuz? Yok be kızcağızım, ne eğlenmesi be? Biz süpermarkette alışveriş ederken 10.000. müşteri olaraktan bize bir ikramiye çıktı. Tatil ikramiyesi yani. Biz Amerika'ya uçarız bile. Süpermiş o zaman. Gerçekten tebrik ederim. Saygılar bizden. Tamam, saygılar bizden de, hadi tamam. Amerika'da ailecek 1 hafta tatil yapacağız Nuri babacığım. Yani siz ciddisiniz. Çok ciddiyiz. Osman Ağa goes on Washington. Ya Osman Ağa ya, madem ailecek gidiyorsunuz, ben de sizin aileden sayılırım, beni de götürün. Hem orada çok önemli bir arkadaşım var, onu ziyaret etmem lazım. Kimdir arkadaş? Angelina Jolie. Hadi oğlan be, susam. Nuri kardeşlik, bu Amerika seyahati için senden izin istemeye geldik. Mümkün müdür acaba? Tabii de, ne zaman gidiyorsunuz? Uçağı falan ayarladık babacığım, 2 saat sonra gidiyoruz. Ana, yani hemen gidiyorsunuz. Evet.
Şimdi bir şey söyleyeceğim sana kardeşim. Ben şimdi Washington'a gideceğim ya. Bu President Obama'yla görüşürsem eğer senden selam söyleyeyim. Bir isteğin var mıdır yani? Yok da yani bence prezidenti daha evvelden cep telefonuyla bir ara. Yani haber vermeden gitmek çok kabaca bir şey olur. Çok doğru söylüyorsun kardeşim. Ama benden numarası yok. Sende var mı acaba? Var. Yani daha doğrusu vardı. Telefona kayıtlıydı ama cep telefonu elinden kayıp böyle limonata şurayesinin içine düşünce silindi be. Aa evet evet. Aa siz benimle kaytan yaşıyorsunuz be. Elif çünkü anladın Osman ya. Bravo Osman aga. Anca anlayayım. Telefon telefon. Telefon. Safiye. Süleyman Safiye. Ay Osman nerelerdesin be yiğidim? Yani Nuri Aga'dan izin alıp geleceğim dedin. Hala yoksun ortalıklarda. Biz bu arada gittik kızçeleri narine bıraktık. Bavulları hazırladık. Kapının önünde ağaç olduk vallahi seni beklemekten. Tamam tamam geleceğiz işte. Tamam tamam geliriz. Ağaç olmuş. Aa. Bu nereden çıktı be? Nedir bu? O maymun mu? Sen Amerika'ya gidiyorsun diye senin yerine durağa yeni şoför aldık. Adı da Depriyaj, Depriyaj. Bu lafına neremden gülsem acaba? Öyle deme Osman Aga ya. Senden 10 kat daha iyi şoför. Vallahi daha iyi şoför. Vallahi yalattırırım Şenar'a ya. Ya oğlum bırakın laf dalaşını da kaçıracaksınız uçağı. Hadi kalkın hadi. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Biri bizi havaalanına bıraksın bari ya. İyi tamam ben bırakayım. Nuri baba ben bir gidip geleyim. Hadi görüşürüz. Çatlaktı. İyice patlak oldu yani. Affedersin kızcağızım. Bu tayyare sağlam mıdır? Tabii ki efendim. Hadi çok şükür. Buyurun koltuklarınız burası. Burası mı? Şimdi biz bu ekonomik klasta mı oturacağız Osman? Bizim gibi klas bir aileye hiç ekonomik klasta oturmak yakışır mı canım? Neden biz business klasta oturmayız? Evet. Safiye dedim son derece haklı babacığım. Niye business klasla uçmuyoruz da ekonomik klasla uçuyoruz sorabilir miyim acaba? Bu business klasta nedir be? Ne saçmalarsınız? Ay business class nedir diye şaka yaparsın değil mi Osman? Osman'ım biz her uçağa bindiğimizde business class'la uçmaz mıyız? Ha, sen ananın evinde de uçağa mı binerdin Safiye? Ha, ilk defa uçağa binmez miyiz biz? Ay hiç gülecek halim yok kızım. Ne komik şu babanız. Ay hadi geç. Ay bizim Osman'ı bilmezim. Gül ya ilk defa binermişiz. Gül gül. Merhabayın, merhabayın, merhabayın. Ne yaparsın be Safiye? Sevgili yolcularımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Uçağımız az sonra kalkışa geçecektir. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Kemer nerede be? Safiye ilk önce eşeğini sağlam kazağa bağla, ondan sonra dua et. Hadi bağla kemerini kız. Bu nasıl bağlanıyor be? Ya Osman, paraşüt dağıtmayacaklar mı? Paraşüt mu? Paraşüt nedir be? Hani var ya canım böyle havadan böyle atlarsın işte böyle süzüle süzüle inersin. Uçağın düşme tehlikesine karşı dağıtmayacaklar mı? Bilmem soralım. Affedersiniz komşular, size paraşüt dağıttılar mı? Bize daha dağıtmadılar da. Keşke yanımıza getireydik Osman. Nerede satıldığını nereden bileceğim ben Safiye ya? Takamadım bunu ya. Ben de değilim. Dur şunu sen bana ver bir dakika. Bu senin değil bir yanım o Safiye. Sen oradan iste oradan. Kardeş uzatır mısınız bir zahmet? Uzamıyor mu? Ay al o zaman al. We'll be right back.
Safiye, ben ne düşündüm biliyor musun? Hı. Biz bugün tam 7 saat önceden iftar yapacağız. Osman, sen de açlıktan iyice aritmetiğe şaşırdın be adam. Ne alakası var? Neden iftarı 7 saat önce yapalım ki? Orucumuzu mu bozacağız? Yok Safiye, bu akşam ezan 7 saat önce okunacak da o sebepten biz iftarımızı 7 saat önce yapacağız. Aa, hiç böyle saçma bir şey duymamıştım Osman. Ha, Osman tabii sen gece sahura kalkmadın ya, oruç iyice seni başına vurmuş yiğidim. Beyninin hücreleri tamamıyla ölmüş. Evet, bu doğru Safiye. Beynimin herhalde benzini bitti ama benim sülyadım çok doğrudur yani. Peki, şimdi bize bir şey soracağım. Biz nereye gideriz? Amerika'ya. Çok güzel. Amerika ne tarafta? Batı'da babacığım. Batı. Evet evet, Batı'da. Zaten ben de öyle diyecektim. Batı'da Osman. Batı bu tarafta mı yoksa bu tarafta mı? Tabii ki bu tarafta. Bu şöyle değil mi? Ya, bak orada ne yazar? 3500 kilometre hızla gider bu uçağın şoförü. Tamam mı? Demek ki biz böyle gideriz. Amerika batıda olduğuna göre 7 saat sonra biz Amerika'da olacağız. 7 saat önce ezan okunacak. Biz de iftarımızı 7 saat önce yapacağız. Bak akla bak. Babacığım yine 4 ayak üstüne düştün. Ben susak. Ben hayvan mıyım bile? Kedi miyim ki 4 ayak üstüne düşeyim? Sana valla bir şamar yalattırırım. Pencereden böyle uçarsın. Yere bile malda mayası gibi diye patlarsın ha. Affedersin babacığım, o anlamda söylemedim. Hani çok şanslısın manasında söyledim. Şanslı. Baba, şimdi biz hazır Amerika'ya gitmişken Hollywood'a da uğrar mıyız? Uğrarız tabii. Hı? Uğramışken Jennifer Lopez'i de görürüz. Geldik mi, geldik mi? Yok yok, gelmedik Osman. Çocuklar der ki Amerika'ya gitmişken Hollywood'a da uğrayalım mı der. Ne olur gidelim Osman. Ben o Hollywood'daki yakışıklı film artistlerini görmeyi çok ama çok isterim. Mesela Kevin Costner, ondan sonra Michael Douglas. Bir de hani böyle maskeli bir adam vardı ya, hani böyle uzun saçlı. Antonio Banderas'ı görmeyi çok isterim Osman. Şimdi sana beş kardeşi bir göstereceğim. Fukara sümüğü gibi tayyaran duvarına diye yapışacaksın, tamam mı? Aa Osman, yoksa sen beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım canım? Merak etme yiğidim. Benim gözüm senden başkasını görmez yiğidim. Hem bu dünyada benim için en yakışıklı adam sensin. Ama sadece benim için.